Rüzgarlı Tepe yeni bölümde neler olacak? Zeynep, gidin kurtulun. Ne demek gitmiyoruz? Yüzsüz müsün kızım sen diyenler beğen tuşuna bassınlar. Kaç kişiyiz görelim. Yapımcılara sesleniyoruz. Başka bir ev fazla masraf çıkarır diye mi bu evden çıkartmıyorsunuz Zeynep ve ailesini? Vallahi anlamıyoruz. Zeynep'i gurursuz bir hale soktunuz senaristler. Bu nedir arkadaş ya? Zeynep'e değil, asıl size kızıyoruz. Zeynep hep bildiğini okuyor. Gururlu olup o çiftlikten ayrılsın. Artık babaannesini düşünmesi güzel. Ama biraz da kendini düşünsün. Dizinin bütün havası yok oldu gitti. Bu ne şimdi? Bu gidişte artık diziyi izlemeyeceğiz. Bir an önce babaannesi ölsün diye bekliyoruz artık. Yeter artık Zeynep. Git, birazcık gururlu ol. İlk bölümlerdeki Zeynep nerede? Şimdiki Zeynep nerede? Babaanne bile kendisini dahi bir saniye durmaz ama siz kalkıp aşırı onurlu, gururlu Zeynep karakterini absürtleştirdiniz, gurursuzlaştırdınız. Zeynep'im, sen o çiftliği terk edecektin, o zaman Halil'in suratını görecektik. Keşke aklı başına gelseydi, sen çiftlikten gitseydin. Senaristleri artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Birkaç bölüm bizi mutlu edip sonra mutsuz etmek şaka mı? Zeynep git bizce, Halil senin yokluğuna dayanamasın, gelip seni Fırat konağına geri getirsin, ablasına da söylesin göndermiyorum diye. Ah zavallı Zeynep, yine başa sarıp durdun. Gerçekten baydı kadınları bu kadar gurursuz ve zayıf göstermeye çalışmaları. Zeynep gitse, hatta dönmese, hepsi pişman olsa, kıymetini anlasa. Ama yine de dönmese, babaannesi de Zeynep'e başkasını bulsa mis gibi olur. Bıktık Fırat ailesinin saçmalıklarından. Hadi sizler de diziyle ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Halil'in Zeynep'e gidemezsin hiçbir yere göndermem demesi çok güzeldi. Biz de onları çok yakıştırıyoruz. Zümrüt Sultan, yalnız değilsin diyenler beğen tuşuna bassınlar. Kaç kişiyiz görelim. Hele şükür Zümrüt uyandı. Halil ve Zeynep'i yakınlaştırıyor. Bravo Zümrüt Sultan, senin uyanmanı bekliyorduk. Zeynepler konaktan gitsin bizce. Biraz rahat etsinler. Halil sonra getirir nasıl olsa onları. Rüzgarlı Tepe aynen yangın yerine döndü. Zeynep ve Halil'in aşkı. Ya Gülhan, sen neyin kafasını yaşıyorsun bacım be? Kendine gel, özüne dön. Halil'i arafta bırakma. Zeynep'e ne kadar aşık olduğunu ilk sen fark etmedin mi? Nasıl göndersin adam yüreğini, sevdiğini? Babaanne uyudukça enerji topluyor maşallah. Devam babaannem, arkandayız. Halil yeni aşka gelmiş. Aşka gelsin ki Zeynep'i konaktan yollamasın, Songül de kıskançlıktan kudursun. Haftaya düğün istiyoruz Zümrüt Sultan. Tabii bu iş sende. Zeynep, şu takma kirpikleri Allah aşkına çıkar. Zaten güzelsin kızım. İlk bölümde Selma'nın nişanındaki makyajın, saçın efsaneydi. Seni öyle görmek istiyoruz. Ayar olduk şu Gülhan'a. Önce çocuğun aklına soktu, şimdi de gönder kızı diyor. Tam her şey yoluna girdi derken Gülhan'ın böyle bir şey yapması hiç de güzel olmadı. Halil'in Zeynep'e hiçbir yere gidemezsin demesine resmen kalbimizi bıraktık. Zeynep'in kaderi neden hep Halil'in iki dudağının arasında? Halil git derse gidiyor, kal derse kalıyor. Bu mu güçlü kadın olmak? Orada sığıntı gibi kalmak ve o ailenin mobbingine maruz kalmak, boyun eğmek sana hiç yakışıyor mu Zeynep? Kendine gel. Halil'in sana ahır temizlettiği günleri ne çabuk unuttun. Şimdi ona mendil işliyorsun. Ayrıca ne oldu Halil'in yıllarca diri tuttuğu öfkesine? Biraz erken olmadı mı bu sıcak rüzgarların esmesi? Zümrüt Sultan hep uyuyor. Ne ara yaptı o Zeynep ve Halil mendilini? Biz şöyle anladık fragmandan. Gülhan rüya görüyor, hastalanıyor. Halil arafta kalıyor. Sonra Zeynep'i ablasıyla konuşurken dinliyor. Aslında Zeynep de bizce Gülhan kendisinden rahatsız oluyor diye gitme düşüncesinde. Ablasıyla öyle konuşup Halil'e bahsedeceğini söylüyor. Halil onları duyduğu için Zeynep'in ne söyleyeceğini anlıyor ve içinden hiçbir yere göndermem diyor. Biz böyle anladık. Şu diziye biraz renk mi gelse, kulübedeki gibi güzel zevkle izleyeceğimiz bölümler mi olsa? Dokunma, bakışma ve temizlik dışında hiçbir şey yok. Gülhan kocası ölmüş gibi ne ağlıyor öyle acaba? Zavallı Halil'e gün yüzü yok garibim. Şu dünyada neden hep iyiler eziyet çekiyor? Dizi olsun ister gerçek hayatta olsun en çok da kadınlarımız işkence görüyor, öyle değil mi? Hadi sizler de diziyle ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Songül yetmezmiş gibi bir de Gülhan çıktı başımıza. Çifte bela diyenler mutlaka beğen tuşuna bassınlar, kaç kişiyiz görelim. Halil Zeynep'i göndermez diyoruz. Bizce de gitsinler artık. Halil Zeynep'siz ne yapıyor görelim. Zaten çiftlikte güzel sahneleri de olmuyor. Hep olaylar olaylar. Şimdi sevdiğin iki kadın arasında kal da gör Halil Efendi. Sen intikam aldım, onları çiftliğimde köle ettim sanıyordun. Kendin çıkmaz sokağa girdin. Zeynep de çeksin gitsin çiftlikten önceden. Halil ve Songül'ün eziyetine katlanıyordu kız. Şimdi bir de Gülhan'la kocası çıktı. Yapım ekibine sesleniyoruz. Gökberk ve Cemre'nin uyumu muhteşem. Enerjileri, kimyaları ortalığı yıkıyor. İkisinin sahnelerine son ses kıytırık müziklerini niye boca ediyorsunuz?
Bazı sahnelere lütfen müzik koymayın. Şu an sahnelerde tek ön plana aldığınız şey müzik. Bırakın da ikisinin bir yeteneklerini ortaya koysunlar, göstersinler kendilerini. Hafif tonda bir fon tabii ki koyun ama bu şekilde konuşmalarına odaklanamıyoruz bile. Yazık ediyorsunuz diziye. Zeynep ve Halil sahnelerinde şu mıy mıy müziklerin yerine adam akıllı şarkılar istiyoruz. Halil'in Zeynep'i düşerken tutmasına bayıldık. Kötülerin bedduası, ters teper, Songül cadısı. Gülhan sen ne diyorsun ki Halil'e onu bu çiftlikten gönder diye? İlk önce sen kocanı ayar ver istersen. İş sadece Gülhan'la kalacak sanmayın. Zeynep Tekin'in yaptıklarını Halil'e anlatınca Tekin de kıza düşman olacak. Bundan böyle o çiftlikte kalman sana zahmet bize eziyettir Zeynep. Kop git oradan da Halil'i de pişman et. Hadi sizler de diziyle ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Dizide işkence, eziyet, hakaret olmayınca izlenebiliyormuş değil mi senaristler? Aynen böyle devam edin diyenler beğen tuşuna bassınlar, kaç kişiyiz görelim. İlk sarılma Zeynep'ten geldi. İlk öpücük de Halil'den gelsin diyenler burada mı? Songül cadısı artık kapatılsın. Hadi Halil, Zeynep için beğen arttıralım. Sonunda beklediğimiz sahne geldi. Halil ve Zeynep sarıldı. Bayıldık gerçekten. Aynen böyle devam et senarist. Güzel şeyler olsun, aşk olsun, sevgi olsun, saygı olsun. Şu teyze de defolup gitsin. Sonunda sarıldılar. Selma'ya çok üzüldük. O tokadı hak etmedi. Annesi Zeynep'e annelik etseydi, kızı da deseydi ona ne yaptığını. Acısını Selma'dan çıkarması çok saçmaydı. Halil ile Zeynep sonunda yakınlaştı. Kurşun sesini duyunca sana bir şey oldu sandım, dayanamadım. Halil, daha ne kadar erisin be. Bu kadar güzel bölümleri kalbimiz kaldırmıyor. Zeynep Halil'e sarıldı. Halil senden daha güzel bir hareket bekliyoruz. Gülce'nin babası diziye gelsin. Songül cadısı da ona aşık olsun, sürünsün. Çiftimizi de artık bir rahat ettirsin, salsın yani. Çok şükür son sahneden aklandığını anladığımıza göre güzel bir gün geçirebiliriz. Bu dizi çok izlenmeyi hak ediyor. Senaryosu ve oyuncuları gerçekten çok iyi. Hala zor günler yaşıyoruz ama Zeynep ve Halil'i zor günler yakınlaştırıyor, öyle değil mi? Didişmeleri ise ayrı bir güzel, hoşumuza gidiyor. Kanal 7 dizilerinin çoğu drama. Halil'e bir şey oldu sanıp sarılan Zeynep'e, Zeynep'i kurtarıp sarılan bir Halil gerekiyor, öyle değil mi? Halil konağın dışında Zeynep'e çok iyi bakıyor. Resmen aşk yaşıyorlar. Hadi sizler de diziyle ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Yanacaksak beraber yanarız. Zeynep artık Halil'i hiç yalnız bırakmıyor diyenler beğen tuşuna bassınlar, kaç kişiyiz görelim. Tefeci olayları başladığında hiç böyle kaçak olma, kulübede saklanma olayları olacağı aklımıza gelmezdi. Senaristler bizleri şaşırttı. Beraber yanarız dediği yerde Halil'in bakışlarına öldük geberdik. Benim yerim burası diyor Zeynep. Biraz yavaş mı olsan kızım, Halil kalpten gidecek. Herkes benim yerim burası, yanacaksan beraber yanarız yazmaya gelmiş yorumlara. Heyecanla bekliyoruz gelecek akşamı. Zeynep'in gitmesi iyi oldu bizce. Konakta bekleseydi kesin bütün suç ne yapar?